Sabah şairin üstüne saldırıyor. Yaşamaktan bir güneşle kaplanıyor onun kalbi. Onun kalbi topraktan sıyrılıyor. Aşk dahi sıyrılıyor topraktan. Gözlerini tanıyorsunuz çaylak sürüleri. Beyni aç kuşlardan bir ambar. Bir kıyısına ilişmiyor dünyanın. Allah'ın ve devletin dibinde insanlar onu barutla karıştırıyor ve zerdali çiçekleriyle. Ahali kapısını taşlıyor onun. Onun için develer kesiyor halk. Aşka ve kavgaya aydınlık getiren kalbi topraktan sıyrılıyor. Benim hayranlığımdan inlerdi şehir. Ben atlara ve uzaklara hayrandım. Kendi ehramlarını bile tanımayan kadınlar ansın patlak verirdi baharda. Dudaklarımda çürükler vardı. Dağ çiçeklerinden ötürü. Irmaklara sarardım kendimi. Ruhumda kaynar adımlarla gezinen dünya bana hain sevgilimdi. Yaşamak debelenir içimde, kıvrak ve küheylan. Beni artık ne sıkıntı ne rahatlık haylamaz. Çünkü ben ayaklanmanın domurmuş haliyim. Yürüsem rahmet boşalacak ve sana bir karşılık vereceğim. Sana bir karşılık vereceğim toprağı deşen boğuk sesimle. Sana bir karşılık vereceğim amansız kum fırtınası altında. Sana bir karşılık vereceğim bir bir üstüne yığılırken günler. Ey taşan suların imkanı, ey taşan suların bekareti, sana bir karşılık vereceğim. Efendim, Ramazan Divanı programımız Ramazan'ın birinci gününde başlıyor. İlk başlangıcımızı da İsmet Özel'in Yaşamak Umrundadır isimli şiiriyle yaptık. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan arınma olan Ramazan ayına şükür ulaştık ve ilk gün oruçlarımıza da başlamış bulunuyoruz. İlk günde çok önemli bir konuyu ele almak istiyoruz. Gençlerin inanç sorgulamalarını. Çünkü basında, yayında, televizyonda, akademik ürünlerde sıklıkla bu konu tartışılıyor. Bu konuyu kiminle tartışacağız? Ankara Sosyal Bilimler Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Musa Kazım Arıcan Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Asım Hocam. İnşallah hayırlara vesile olsun. İnşallah. Hayırlı Ramazanlar hayırlı diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar inşallah. İnşallah sağlıkla, sıhhatle tamamlamayı ve bayrama erişmeyi niyaz ediyoruz. Rabbim cümlemize nasip etsin diyoruz inşallah. Çok i̇nşallah. Teşekkür ediyoruz. Ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslam İlimler Fakültesinden ikinci sınıf öğrencilerimizden Elif Nur Turgut ve Ayşegül Turan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İlk gün Ramazan nasıl geçiyor? Biraz zorluyor ilk gün. İlk gün biraz zorlayacak ama keyiflidir Ramazan. Her zaman bir huzur da verir. Ramazan'ın ilk gününde Sayın Rektörüm, insanlarda, gençlerde bir takım sorgulamalar var. Bunu konuşalım istedik. Yani niye insanlar işte bu tür sorgulamalara uğruyorlar ya da maruz kalıyorlar ya da sorgulamalar yapıyorlar? Felsefi temellerini kısmen tarihten belki bazı örneklerle Kur'an-ı Kerim'den nihayetinden günümüzde. Önce şuradan başlasak sanki daha iyi olur diye düşünüyorum müsaade ederseniz. Sorgulamak doğal mıdır? Aslında sorgulamak insanidir. İnsani bir şey evet. Tabii çünkü insan olmanın herhalde en temel özelliği merak etmek, hayret etmek, sormak, sorgulamak, eleştirmek, hatta şüphe etmek. Bunlar aslında insana ait hasletler, özellikler. Aslında inancımız gereği de insanın belki de yeryüzüne inmesindeki en temel hikmet bu. Yüce Yaratıcımız, Yüce Mevlamız birçok varlığa emaneti teklif ettiğinde hiçbiri bu emaneti kabul etmedi, edemedi. Çünkü bu bir irade istiyordu. Bu bir yüktü. Ve insan bu yükü üstlendi. Bu yükü üstlendi. Ama neden ve nasıl yüklendi? Bu yükü taşıyabilecek potansiyele sahipti. Bu potansiyel nedir? İnsanın düşünen varlık olması, akleden varlık olması, irade eden, idrak eden,
Ama tabii tüm bunları yaparken tabii işte soran, sorgulayan, tartışan bir varlık olarak bunu üstlendi. Hata edip tövbe de edebilen. Edebilen tabii evet. ki. Bu kime ait? Bilincine varan. Evet. İnsana ait. Aksi takdirde melek olacaktı. Ki yaratılışta zaten melekler de sordular. Kan döken birini mi yaratacaksın ya Rabbi? O da dedi ki ben sizin bilmediğinizi bilirim. İşte insanın aslında insan olmasının en temel özellikleri arasında onun merak etmesi, sorgulaması, eleştirmesi, tartışması ve bu da aslında o emaneti üstlenen varlık olmak, halifetullah olmak. Halife olmak, evet. Halife olmak ki yeryüzüne geliş gayesi insanın aslında tüm bunları bu sorgulama, tabii tartışma, eleştiri derken de mamur etmek için bunu yapıyor. Yani iyiyi kötüden ayırmak için, güzeli çirkinden ayırmak için insan bunu yapıyor. Bunun için de sorumluyuz belki. Tabii. Yoksa sorumlu olmazdık değil mi? Ya tabii ki insanın o zaman diğer varlıklardan hiçbir farkı olmayacaktı. İnsan ahlaki bir varlık. Neden insan ahlaki varlık? İşte bu sorumluluğu olduğu için. İnsan sorumluluğunun gereği olarak yaptığından, yapmadıklarından hesaba çekilecek. Bunu kim, yani hangi hasletlere sahip varlık yapabilir? Ha işte bu iradeyi, algıyı ortaya koyabilen varlık. İnsan işte böyle yaratıldı. Ve insanın aslında böyle yaratılması da onun aslında mükerremliğidir, mükemmelliğidir. İnsanı Yüce Allah en mükerrem varlık olarak yarattık buyuruyor. Aslında bir yerde bizim sorgulamamız, akletmemiz, düşünmemiz bir yerde de o mükemmel varlık, mükerrem varlık olduğumuzun da işareti. İşaretidir. Belki de o nedenle Mevlana Hazretleri Hazreti İnsan diyor. Yani insan evet. aslında bunun idrakine varır ve bu şuurda ve bu bilinçte olursa aslında Hazreti insana dönüşebilir. Hazreti insana yani meleklerden de üstün bir varlık konumuna gelebilir. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Şimdi peki mesela Kur'an-ı Kerim üzerinden yürüyelim ya da işte peygamber kıssalarını düşünelim. Bu peygamberlerin hayatlarında da bu sorgulamaları inanç dahil görebiliyor muyuz? Tabii ki aslında en başta sorduğunuz soruda bu doğal mı, tabii mi dedik. Tabii ki bu insanidir ve imanidir aslında sorgulamak. Yani hem insani hem imani. Çünkü inanma işinde ne yapıyoruz biz? Bizim mükellef olduğumuz bazı şeylere inanma yükümlülüğünü ki sınavımız odur zaten. İşte bunun tabii Kur'an-ı Kerim'de birçok örneği var. Düşünce geleneğimizde çok örneği var. Ama kıymetli dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin de bileceği üzere Hazreti İbrahim'in bu sorgulaması çok meşhurdur. Öyle değil mi? Kızlarımız da gençlerimiz de daha iyi bilecektir. O gün işte putperest bir topluluk ve bu inancın sahih bir inanç olmadığını, bu imanın doğru bir iman olmadığını Hazreti İbrahim fark ediyor. Ama ne zaman fark ediyor? Bir de burası da önemli. Tabii. Tam da temyiz yaşında. Yani artık ergenliğe giriş zamanları. Ergenlik ve aklediyor. Akletme, aslında evet. bizim inancımızda çok temel bir husus var. Yükümlü olmak için, mükellef olabilmek için akıl baligh diyor. Yani akıllı evet. olmak. O temyizi ve seçimi yapabilmek. İkincisi hür olmak. Özgür olmak. Eğer özgür değilseniz, hür değilseniz yine mükellef değilsin. Tam da Hazreti İbrahim böyle bir genç olarak bazı şeylerin yanlış olduğunu düşünüyor. Ve bir arayışa giriyor. Diyor ki bu inanç şey olamaz. Yani benim inanmam gereken şey bu. Yani fıtri olan bu olamaz diyor. Fıtrata uygun değil mevcut. Fıtrata uygun değil diyor evet. aslında. Hazreti İbrahim böyle bir sorgulama yapıyor. Ve önce yıldız yani hava kararıyor. Tabii kafasında bir sürü sorular, bir sürü itirazlar, şüpheler. Allak bullak oluyor belki. Yani
Belki Hazreti İbrahim'in o yaşadığı anı şöyle resmedebilsek, görebilsek, ne fırtınalar yaşıyor. Önce bir yıldız. Kur'an'ın bize anlattığı Yüce Mevlana. Aslında bize Yüce Allah da bir şeyi de öğretiyor. Yani diyor ki böyle sorgulamalar yaşayabilirsiniz. Bu yaşanabilir. Ve nitekim Hazreti İbrahim'in böyle bir örneği var. Herhalde kıssaları da böyle anlamak lazım. Ya bir tarihsel olaydan ziyade verdiği mesajla. Mesaj. Tabii oradaki mesajı da iyi okumamız gerekiyor. Ve yıldızları gördüğünde diyor ki acaba bunlar şey olabilir mi? Benim Rabbim olabilir mi? Rabbim olabilir mi? Varlığı yaratan. Çünkü ben kimim? Neden varım? Bu evren, bu varlık nasıl var oldu? Sorularını soruyor. Diyor ki mutlaka bizim dışımızda daha mükemmel bir var edici olmalı diyor. İşte yıldızları görünce diyor ki müthiş parlak bir şey bu, bir cisim. Acaba bunlar mı egemen? İşte Kur'an'ın ifadesiyle ufur ediyor bir süre sonra onlar. Kayboluyor, yok oluyor. Diyor ki hayır. Böyle diyor bir zaman var olan bir süre yok olan şey benim şeyim olamaz. Ya bunları sevmem diyor. Evet. İşte bizim mümkün varlıklar dediğimiz felsefe. Evet. Sonra ayı görüyor. Daha parlak. Daha efendim işte ihtişamlı görünüyor. Acaba bu mu? Bakın hemen bu demiyor. Sorguluyor. Ve o inanç şeyinde de gidip geliyor. Acaba bu Rabbim olabilir mi? Sonra diyor ki bakıyor o da kayboluyor. Bu da olmaz. Bu da olmaz. O da ufur ediyor. Sonra güneş çıkıyor. Daha güçlü, daha büyük. O da bir süre sonra kayboluyor. Sonra diyor ki ufur edenler benim Rabbim olamaz. Benim Rabbim ufur etmeyen, yok olmayan, her şeyi var eden olmalı. Ve tabii şöyle de bir şey var. İnsan bu sorgulamaları yaparken aslında hakikate de adım adım da ulaşıyor. Yani ona bir tür irfani bir belki de şey geliyor. Yani katkı da geliyor. Kalbi açılıyor, idrak açılıyor. Evet, idrak açılıyor, gönül açılıyor. Artık şifreler çözülüyor. Ramazan'ın ortalarında olur inşallah bu da. İnşallah. Tabii Ramazan'ın başında önce bir sarsılıyoruz, sallanıyoruz. Ondan sonra işte sorguluyoruz ya ne oluyor? Belki gençler, çocuklarımız ya bir gün niye susuz kalıyoruz, aç kalıyoruz? Ama sonra insan yavaş yavaş onun hikmetini anlıyor. Ya demek ki böyle nefsi terbiye etmek, efendim işte yüce yaratıcının, yüce Mevla'nın o varlığını anlamamız adına bunlar çok önemli diye düşünüyor. Tabii bu sorgulamaları anlatan bizim geleneğimizde çok güzel eserler de var. İbn-i Tüfeil'in Haybin Yaksan'ı. Aslında nedir? Değil mi? Gençler okudu mu bilmiyoruz. Okudunu, bilirsiniz, hatırlar mısınız? İbn-i Tüfeil'in Haybin Yaksan'ı vardır. Aslında bu daha çizgi filmi de yapıldı. Çizgi filmi de yapıldı. Evet. Absal ve Salaman diye anlatılır çizgi filmlerde. Televizyona da aktarıldı aslında. Aslında orada insanın kendi başına da Allah'ı bulabileceği, yüce yaratıcıyı bulabileceği anlatır. Tabii. Öyle değil mi hocam? Tabii. Aslında bu felsefi de bir romandır. Herhalde ilk felsefi romanlardan denebilir. İlktir, evet. Hatta şeyi taklit sayarlar değil mi hocam? Bu Emily Jean-Jacques Rousseau'nun Emily bunun farklı versiyonunda taklidi derler. Taklidi denir. Tabii ki. Daha sonra bunun Spinoza tarafından çevrildiği söylenir. İşte BDS adıyla. Yine mesela bizim geleneğimizde İmam Maturidi'nin işte insanın sorumluluğunu yani eğer ona vahiy gelmediyse bir işte dinle eğer mükellef mi değil mi? Evet. Olamadıysa ne kadar mükellef, hiç mesajın ulaşmadığı bir yerde yaşamışsa durumu nedir diye sorulduğunda genelde bizim alimlerimiz Hazreti İbrahim kıssasında olduğu gibi insanın hakikati bulabileceği ve fıtraten böyle yaratıldığı söylenir. Aslında belki daha sonra sorulacak bir soru ama ben unutmadan hemen ilave etmek istiyorum. Aslında Batı felsefesine, düşüncesinde de bu var. Bunu tartışanlar var. Aslında onlar da yine İslam düşünce geleneğinden etkilenmişlerdi. Mesela en fazla İmam Gazali'den, mesela Descartes'in metodu üzerine düşünmeleri, eseri mesela. Mesela
Descartes şunu söyler. Özellikle Allah'ın varlığıyla ilgili der ki insan Allah'ı bulabilecek şekilde yaratılmıştır. Ve der ki nasıl ki bir ressam bir resmi yaptıktan sonra köşesine böyle bir imza. Mühür, bir imza atarsa, bu bir ara TRT2'de şey vardı, Bob Rapson mı diye bir böyle bonus şeyli bir ressam vardı, böyle çıkardı. Böyle hemen köşesine de en sonunda böyle bir şey atardı küçük. Der ki Descartes, Allah insanın zihnine mührünü basmıştır. Ve buna doğuştancılık, inneizm delili der. Hatta bunu Allah'ın varlığını bulmak adına bir delil olarak da zikrede, inneizm delili. Yani ya da nativizm de diyorlar işte. Nativizm, doğuştancılık evet. Deniyor. Yani her insan aslında aşkın bir yaratıcı fikrine bu sorgulamalarla, ama doğru soruları sorarak. Ve Descartes'ta şüphecilik meşhurdur, ama bu şüphecilik mesela Descartes bunu şeyden alır, Gazali'den alır. Biz buna metodik şüphe diyoruz. İşte malumlarınızda olduğu üzere İmam Gazali, bugün birkaç defa zikrettik. Tabii gerçekten müthiş bir insan. Aslında bu konuyu çok güzel izah ettiği onun taklit, tahkik ve zevk. O işte inancın ve imanın o manevi hazın alındığı boyut. Tabii çok doğal olarak tüm insan hayata taklitle başlar. İşte öğrenmeleri taklitle, konuşması taklitle başlar. Ama sonra artık onu ne yapar? Kendisi içselleştirir. Bunu da sorgulayarak yapacak doğal olarak. Tabii sorgulama ne yapacak? Tahkiki doğuracak. Yani onu pekiştirecek. Bir araştırma, bir soruşturma. Dolayısıyla gençlik dönemi artık insanın kendisine ait, kendisine özgü fikirlerin, düşüncelerin olduğu dönem. Ve bunu oluşturmak adına sorular soracak, eleştiriler yapacak, şüpheler duyacak. Tabii devir de bunu etkileyecek biraz. Tabii dönem buna da çok uygun. Artık küresel bir çağdayız, dijital bir çağdayız. İnsanlar çok daha geniş yelpazeden etkileniyorlar. Bu sefer soru çeşitliliği farklılaşıyor. Belki bize çok geleneksel gelmeyen sorular soruyor, ama aslında hakikate ulaşma yolculuğuna çıkmış demektir bu insan. Bu bir yolculuk değil mi hocam? Bu bir yolculuk. Aslında bunu gencimizin, insanımızın, tabii bu genç değil yani, bugünün gencine özgü değil. Tüm insanlığın geçmiş olduğu o süreçteki gençlik dönemlerinde aslında insanlığın bir süreci hakikat yolculuğu. Evet. Bu hakikat yolculuğuna artık revan olmuş demektir. Hikmetin aslında yolunda demektir. Ben doğrusu bu tür sorgulamaları, gençlikteki ciddi sorgulamaları doğal. Çok doğal bulurum, hatta çok sevinirim. Özellikle benim derslerimde burada böyle... Burada abartmamak gerekir o zaman, bir mesaj verelim. Yani. Anlamak lazım. Evet, burada temel bir sorun aslında... Bu tür sorular sorulduğunda, bu tür sorgulamalar yapıldığında, eleştiriler yapıldığında panikliyoruz. Anneler, babalar çabucak panikliyor. Acaba çocuğum... İnançsız mı oldu? İnançsız mı oldu? Farklı bir inanca mı sevk oluyor? Ateist mi oluyor? Deist mi oluyor? Diyor. Aslında hiçbir şey olmuyor. Anne baba kendi döneminde neydi, onu bir düşünse acaba? Ya belki de o taklitten çıkamadı. Belki de çıkamadı, evet, o doğru. Aslında... Ama bir kısmı da yaşadı. İmam Gazali diyor ki... Bazı insanlar taklitle kalır. Kalır evet. Ama bu diyor tercih edilen bir şey değildir diyor. Bu imandaki diyor doğru bir... Aşağı bir mertebe değil mi? Tabii bu alt. Alt mertebe. Ama diyor onun bir üstü tahkik. İnsan araştırarak, sorgulayarak bir üst şeye çıkıyor. Onun daha üstü zevk. Zevk boyutu. İşte o manevi has. İşte bu Mevlana'nın hamdım piştim yandım mı da bununla şey yapıyorlar. Tahkik zevk. Hamdım piştim yandım mı hocam? Kesinlikle. Dolayısıyla gençlikteki bu tür sorgulamalar aslında bir hakikat yolculuğu, aslında doğru yönlendirilir ve anlamaya çalışılırsa. Ben buradaki en önemli hususun aslında bu tür soruları soran, bu tür sorgulamaları yapan, bu tür şüpheleri yaşayan arkadaşlarla, insanlarla oturup hasbihal etmek lazım.
onları dinlemek lazım ve onlarla müzakere etmek gerekiyor. Benim kanaatim şu, biz doğru bir temsil yapamıyoruz. İkinci bir husus, yani bir temsil sorunu var. Çok çabuk panikliyoruz, hemen yaftalıyoruz, bir de empati yargılıyoruz, yapamıyoruz. Empati de yapamıyoruz. Ama ikinci bir husus hocam, dili kuramıyoruz. Ya gençlerle yetişkinler arasındaki dilde sorun var. Hem o dilde hem de bizim ilahiyat dilinde. Evet. Din dilinde. Dini dilimizde. Yani din dili farklı. Ben onu biraz daha doğru kullanmamız gerektiği kanaatindeyim. Felsefi olarak din dili ben farklı. Ben aslında buna evet bizim İslam, dini Müslüman dilinde. Hayatının dilini doğru kullanan gençlerimiz bugün dini irşat diyelim. Evet. Dini irşat dili. Dünyadaki olup bitenler evet. çerçevesinde sorular soruyor. Biz soruları belki anlayamıyoruz. İşte orada aslında o dili de yakalamak gerekiyor. Ama burada da kolaycılığa kaçıyoruz. Dinlemeden, anlamadan hemen ötekileştiriyoruz. Aslında deist olmak çok kolay bir iş değil. Ateist olmak, inançsız olmak çok kolay değil. İşte biz de ateizmi felsefi olarak tartışırız. Ateist olmak çok zor bir iş. Deist olmak çok zor bir iş. Aslında insanlar neden deist olur? Neden ateist olur? Evet. Şeyden dolayı, bir tepkiden, itirazdan dolayı. İşte deizmin ilk çıktığı yer Orta Çağ'da o kilisenin baskısı, yoğun baskıları. Evet. İnsanlar artık akıl yoluyla hakikati bulma adına bu yola gider. Ya da Batı'da ateist denilenlerin birçoğu aslında İslam'ın dediklerine diyen insanlardır. Bize göre kiliseye ateist değil. Karşılar, evet. Kiliseye göre ateist ama evet. bize göre değiller. Değiller belki. Dolayısıyla yani her sorgulamayı tehlikeli görmemek gerekiyor. Evet. Bir tehdit görmemek gerekiyor. Aslında bir fırsattır. Fırsat. Bu evet. iyi bir fırsata dönüşebilir. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Rektörüm. Evet, dini sorgularla din psikologları inanca götürücü ve inkara götürücü diye başta ikiye ayırıyorlar. İşte mantıki sorgulamalar, bilimsel sorgulamalar, sadakat sorgulamaları vesaire türler de var. Ama biz hepsini tek kategoriye koyunca evet. Problem oluyor. Bu arada Musa Kazım Aracan hocamızın, rektörümüzün bir eserini de tanıtalım. Kültürel ve dini farklılık Ebu Hanife. Evet, gösterelim. Bu da biraz bugünkü konseptimize uygun evet, bir... Evet, güncel konuları güncel aslında aslında ele alan, tartışan. Yani şöyle diyebiliriz, bugünün soruları çerçevesinde bir Ebu Hanife okuması. Okuması yapıyoruz, evet. Evet. Peki, biz bunları konuşurken... Herhalde sizin akıllınızda da bir şeyler geldi. Çünkü gençler arasında konuşuluyordur ya da sosyal medyadan duyuyorsunuzdur. Evet, neler söylersiniz arkadaşlar? Hanginizden başlayalım? Mutlaka soru olmak zorunda değil, katkı olabilir. Katkı da olabilir, evet. Yani siz duyduklarınızdan, yaşadıklarınızdan. Benim kafama bir soru takıldı hocam. Buyurun. Düşünmek, sorgulamak ve merak etmekten bahsettik. Evet. Allah-u Teala'nın düşünmeye ve sorgulamaya çektiği bir sınır var mı? Yani insan her şeyi düşünerek, sorgulayarak ulaşabilir mi? Yani nereye kadar mı sorgulayacağız? Nereye kadar ya da evet. dediğim gibi İslamiyet'in ya da Allah-u Teala'nın çekmiş olduğu bir sınır var mı? Bunu merak çok ediyorum. Çok güzel. Vallahi güzel bir soru. Evet, Elif'imiz çok güzel. Gençler iyi yetişiyor hocam. Kesinlikle. Diyorum, gençlerimiz bizim evet. büyük bir fırsatımız. Evet. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Aslında Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Yüce Allah düşünmek, akletmek ki bunlarla ilgili birçok kavram var. Tefekkür, teemmül, tedebbür, tezekkür, tefakkuh, taakkun bir sürü kavramımız var. Sınır şu diye bir şey yok. Aslında Yüce Allah en başta söylediğimiz aslında bunun bir bizim yaratılış gereğimiz olduğunu ve belki biz tefekkür ettikçe, teemmül ettikçe, tedebbür ettikçe o insan olma, yani beşerden insaniyete yükselmeyi belki gerçekleştireceğimizi herhalde bize ferman buyurdu. Orada bir sınır yok. Bunu biz aslında belki düşündükçe, tefekkür ettikçe, taakkul ettikçe bulacağız. Kendi korkularımız mı var orada? Sınırdan ziyade. Acaba böyle düşünürsem bana evet. ne olur? Korkularımız mı? Uçurumdan düşer miyim? Ki benim de gençliğimde kendim de acaba diyordum bunun ötesine geçersem bu soru benim işte şeyi zorlar mı? Zarar verir mi? Zarar verir mi diyordum.
Ama hayır, şöyle diyoruz biz buna. Şimdi meta rasyonel, yani aklın ötesinde bazen şeyi aşan, yani beşer olmanın, insan olmanın ötesinde akla bazen vesveseyi tabii birbirine ayırmak lazım. Yani düşünmeyle, şüpheyle vesveseyi de ayırmak lazım. Orada tabii kendimizi de aynı zamanda disiplin etmemiz gerekiyor. Vesveseye düşmemek gerekiyor. Bazen işte bu psikolojik bir şeye de dönüşebiliyor. Evet. Yani gündelik hayatta da var. Acaba elimi yıkamış mıydım? Obsesif takıntılara dönüşüyor. Obsesif yani. Düşünme de böyle bir şey dönüşmemeli. O nedenle aslında düşünmenin bir sınırı yok. Tefekkür etmenin bir sınırı yok. Hatta bizim inancımızda işte ilmin, yani alimin abidden daha şey olduğu, üstün olduğu, değerli olduğu. Hatta tefekkür etmenin, tezekkür etmenin, teemmül etmenin işte ibadetten, taabudi davranışlardan, taabudi davranışlardan daha şey olduğu tavsiye edilir. Evet. Benim aklıma bir şey geldi. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde iki ilah olsaydı diye sanki hocam burada Kur'an-ı Kerim bile kendi kendine mesela bizi teşvik ediyor tabii gibi. Tabii Yüce Allah bile bir anlamda bir tartışma gibi. Bir tartışma açıyor yani. Estağfurullah. Levkâne fîhme âlihedün lefesedetâ. Evet. Ve cevabını olsa, veriyor. Evet. Yani eğer orada haşa iki ilah olsaydı orada fesat çıkardı, bozgunluk çıkardı. Yani ha bu tür diyalektik düşünmeyi, tabii, aslında buna diyalektik düşünme diyebiliriz. Yüce Mevla aslında bize bunun örneğini de sunuyor. Bunun misalini de sunuyor. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Hocam benim de sorum şu. Yani sorgulama sürecine girmiş bir çocuğun veya çevremizdeki herhangi birisi. Daha doğrusu ergenin diye. Çok çocuklarda olmaz yani, o da. Evet, ergenliğe girmiş bir insanın sorgulamasını doğru bir şekilde nasıl yönetebiliriz? Sonuçta bize de gelen sorular oluyor bu çerçevede. Biz bunlara, bu sorgulamalara ne tür şekilde yol gösterebiliriz? Çok güzel, teşekkürler. Şimdi aslında bunu dediğimiz gibi tüm alimler, tüm filozoflar, tüm mütefekkirler düşünmüştür. Yani işte Descartes'tan söyledik, metot üzerine düşünme. Ama İmam Gazali onun çok daha önce, yüzyıllar önce Mihakun Nazar'ı yazmıştır. Daha öncesinde işte az önce söylediğimiz Hazreti İbrahim'in örneği, işte Sokrat'ın Sokratik düşünme dediğimiz, hatta Sokrat'a ait o Sokratik yöntemin özelliği nedir? Sokrat doğru sorularla insanın hakikati bulacağını düşünür. Hatta hiçbir şey bilmeyen birisine sorularla ona doğruyu buldurmaya çalışır. Yani böyle de bir insani özelliğimizin olduğu düşünür. Ya burada şu aslında, yani çocuklarda da olabilir soru ama çocuktaki daha geçirdi. Şüpheye kapalı ya. Tabii. Onlar, asıl ergenlikte. Daha anlamak için onlar, ergenler daha biraz. Tabii yani. Gençlik evet. Daha artık bilinçli, iradi tabii. Bir şey. Yani düzey. Aslında orada belki soruların önünü kapatmamak. Yöntemimiz şu olmalı belki de. Yani birçok şey söylenebilir ama. Basitçe, kısaca belki süremizin sonuna geliyoruz, programımızın sonuna geliyoruz. Çok uzatmayalım. Doğru soruların sorulmasına biz katkı sunmalıyız. Yani soru sorduğunda hemen önünü kesecek cevaplar değil. Hayır, böyle düşünürsen bak çok tehlikeli falandan öte. Neden böyle düşünüyorsun? Harika. İşte şöyle düşünebilir miyiz? Ya da şöyle sormak nasıl olur? Hatta onun belki doğru sormasına, sorgulama yapmasına biz yol açmalıyız. Yani aslında burada bir yerde danışmanlık çok önemli. Manevi danışmanlık hocam, da burada işin işte şey bizim tam da buradaki programımız. Evet. Üniversitemizde yürüttüğümüz manevi danışmanlık programımız. Öyle değil mi? Tabii. Tam da işte bu işi yapan bir program. Evet. Aslında bu soruların doğru sorulmasına katkı sağlayan danışmanlıklar yapmak lazım. Bu konu, bu danışmanlığı yapan kişi öğretmen olabilir, anne baba olabilir, öyle değil mi? Tabii. Bir psikolog olabilir. Bunu kim yapıyorsa işte orada çok dikkatli olması gerekiyor. Çok hassas olması gerekiyor. Çok kritik bir nokta. Allah korusun, bazen işte o soru soran kişi yanlış bir şeyde bulunursa tehlikeli, yönlendirmede. Evet, tehlikeli bir yere gidebilir. İkincisi de şu,
benim naçizane kanaatim. Biraz bu sorgulama ve araştırmayı kişinin kendisinin de yapmasını sağlamak lazım. Böyle otur bakayım karşıma. Şimdi bu tarz gitmiyor. Eskiden belki oturup dinleniyordu, öyle değil mi? Gidilir büyüklerin yanında dinlerdik. Artık bu olmuyor. O nedenle şunu yapmak belki de. Ona ödevler verip şunu bir araştır. Ya da şu kitabı okuyabilirsin. En başta neden böyle düşünüyorsunla iyice bir açmak. Açmak, bakış açısını tabii, anlamak. Tabii onu evet. iyice anlamak, dinlemek. Sonra yönlendirmek, sonra, evet. Sonra ona birkaç belki okuma verip onu beraberce müzakere etmek. Tabii, çok önemli, harika. En önemlisi o. Yoksa okuyup bırakmak da değil. Okudu, evet okudun mu? Beraber oturup müzakere ederek onun doğru bir konumda, istikamette ilerlemesine katkı sunmak lazım. Ve sonunda şu olacak. Hiç panik yapmaya gerek tabii. yok. O insan en sonunda dönüp dolaşacak ve gerçeği ve hakikati bulacaktır. Çünkü Allah-u Teala insanı böyle yaratmıştır. İnsan her zaman için hakikati bulmaya meyyaldir. Yani bakmayın böyle sapan, çizgi dışına giden insanlar gibi görsek de aslında onların birçoğunun gönlünde ne vardır biliyor musunuz? Hakikate meyletme, yönelme. Eğilimler dediğimiz o şeyler onu tutuyor. Sıyrılamıyor oradan. İşte tam da o sorgulamayı ve akletmeyi yapamadığı için o cendereden çıkamıyor bir anlamda. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Rektörüm. Bu psikanalistler ateizmle ilgili bunların çoğunun entelektüel bir ateist değil, duygusal ateist diyor. Diyor, doğru. Yani duygularından dolayı işte dine filan yoksa zihinsel olarak bunları yoğun bir şekilde harmanlayarak en başta dediğiniz de çok zordur filan dediğiniz nokta. Evet. Bir de çok önemli bir nokta sizin söylediklerinizden aldığım hisse sorunları halının altına süpürmeyeceğiz. Yani evet. çocukların sorunu varsa bu soruları değerlendireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sayın ediyoruz. Hocam. Efendim öğrencilerimiz de yine Elif Nur ve Ayşegül'e de çok teşekkür ediyoruz. Harika katkılar sağladılar. Ramazan'ın ilk günü efendim orucun etkisi de yavaş yavaş üstümüzde tezahür etmeye başladı. Bugünkü konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Musa Kazım Arıcan hocama çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hocam dinize sağlık. Öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Güzel katkılar sağladılar. Efendim bir başka Ramazan Divanı programında buluşmak üzere sağlıcakla diyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz.